Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben İtira. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz kıymetli dostlar, annemizin bir avcı tarafından avlanmasından sonra minik bir köpek balığı olarak başlayıp, genç yavru bir köpek balığı olarak başlayıp, gitgide... Ne oldu kuzum? Gitgide büyümeye ve gelişmeye çalıştığımız bir seriydi efendim bu. Ve serimiz şu anda kaldığı yerden devam ediyor. Kötü şöhretli avcılar var. Bu kötü şöhretli avcıları avlayıp yeni puanlar toplamaya çalışıyoruz. Yeni özellikler kazanmaya çalışıyoruz. Yapabileceğimiz çeşitli aktiviteler var. Evrimleşip gitgide var olan köpek balığımızı kuvvetlendiriyoruz. Şu an 2.3 metre boyundaymışız efendim ve genç sayılan bir düzeyde 7. seviyedeyiz. Dediğim gibi normal görevler var, yan görevler var. Bunları yapa yapa gitgide kuvvetlenmeye çalışıyoruz. 4 tane temel kaynak var. Asıl amacımız bunları toparlamak sevgili dostlar. Ve çok fazla şey yapmayalım. Yan etkinlikle uğraşmayalım. Zira timsahları avlayamam. Belki denizde federallerden destek alan bir mafya varmış. Organize suç. Bunlara saldırabilirim. Ya da radyasyon taşıyan şeylere saldırabiliyorum galiba. Ne yapıyorum abi? Bu şey galiba ya, nükleer reaktör çalıştıran bir adamların düzenlediği organizasyon gibi bir şey mi? Ne olduğunu çok fazla anlamadım ama görev bölgesine doğru gideceğim. Dostlar şu an timsahlar 15 seviye falan. Timsah, aa bak, banka otur ve nükleer seçenek, hedefi yok et diyor. Herhalde denizi kirletmek adına bir şeyler taşıyorlar diyeceğim de bu denizin temiz bir hali yok ki. Şu anlık dostlar köpek balığı avlayamayız. Biz daha 7. seviyeyiz. Şey, köpek balığı olarak timsah avlayamayız. Bizim seviyemiz daha 7. Timsahlarsa 15 falan. Ve albino bir timsah var buralarda ki albino timsah gerçekten çok tehlikeli saldırıyor. Hoppa. Hayatım, suyu inanılmaz derecede kirletiyorlar. Aslında bu şey gibi yorumlanmış yani. Doğanın insanoğluna karşı verdiği mücadele. Bak, sözde turistik balık teknesi. Ama avcılar var. Kuzum, bir şey söylediysem duyamıyorum şu an. Sevgili Stratejik Gamer, hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Bunlar fena halde fazla ateş ediyorlar. Ve her zaman kurtulamayabiliyorum dostlar. Tamam. Nükleer hedef yok edildi. Avcılarda bir besleyicilik var mı? Olduğu kadar. Bu su, su değil bu arada ya. Bu su, su değil bu arada. Dostlar, oyun gerçekten hızlı. Hani bazı şeyleri ben de çoğu zaman fark edemeyebiliyorum. Ama şu anda vurmamız gerekenlerden birini vurduk. Buraya zaten şuradan bir yerden geçtik diye hatırlıyorum. Buralarda dolaşmaya gerek var mı? 8 tane orfoz öldür görevi var. Bu 8 tane orfoz öldür görevine doğru ilerleyelim. Şimdi şu arkadaşı şöyle bir uzaklaştıralım. Selamlar Atakan Bey, hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Fazlasıyla bok götürüyor suyu. (Gülüyor)
8. seviye timsaha dövebiliyorum da. Gerekli şartlar sağlandığında. Şu an birkaç tane yırtıcı birden bana dalıyor. O pek hoş değil. Ay. Hayatım farkındayım. Birini tutup yiyebilsem kurtulacağım da. Bir de şu timsahın kuyruğundan da kurtulmam lazım. Bak timsahı parçaladım. Öf. Burada bir de diğer yırtıcı var kaldı da. Ulan bu timsah bizi ne yordu be abi? Hakikaten yani baya baya yordu bizi ya. Timsah değil de timsahla beraber yanında 2-3 tane daha geldi ya. Şimdi bunlar burada bulunmalarının sebebi şu dostlar. Burası bir avlanma bölgesi. Yani avlanma bölgesinden kastım şu. Şu an oyun bizim bu orfozları yememizi istiyor. Çünkü burada gördüğünüz orfozlar radyasyona maruz kalmış vaziyetteler. Evet, radyasyona maruz kaldıkları için kendilerini yiyoruz. Sebebini bilmiyorum. Herhalde türün sağlıklı olanlarının yaşaması için mi? Doğal seçelim gibi bir şey mi bilemiyorum tabi. Arada da belli bir süre nefes alabiliyoruz bebeğim. Sonrasında tekrardan suya dönmek gerekiyor. Hani bu tarz sevgili dostlar savunmasız balıkların olduğu bölgelerde genellikle yırtıcılar olabiliyor. İki tane daha yemem gerekiyor görev olarak. Sonrasında serbestiz ki bunlar fark etmişsinizdir. Hah bize çok fazla seviye vermiyor diyecektim şimdi verdi. 8. seviyeye ulaştık ve görevi tamamladık. Peki 8. seviye olunca ne oldu? Birazcık daha kütlemiz arttı. Birazcık daha ağırlığımız arttı. Hayatım ilk bölümden küçük bir bebek olarak başladık. Ondan sonra gelişe gelişe böyle genç hale geldik. Genç yetişkin var, şey var, megalodon var. Ve senin dediğin gibi evrimleşme sistemi var. Mesela çene olarak kullanabileceğin farklı ağızlar var, farklı dişler var. Kafatası olarak farklı bir kafatası kullanabiliyorsun. Yüzgeçlerini geliştirebiliyorsun. Kuyruk falan alabiliyorsun. Ama bunlar için kötü şöhretli adamları avlaman ya da görev yapman lazım. Mesela köpek balıklarını yemek çok sağlıklı diyen Bobby Benjamins isimli bir eleman var. Bunu yersek doyurucu özelliğini alacağız. O da muhtemelen pasif olarak can yenileme verecek bize. Böbrek üstü bezi organ olarak veriyor bu böbrek üstü bezi. Daha hızlı hareket etmeyi ya da daha hızlı dodge atmayı falan sağlıyordu. Biyoelektrik yüzgeçler falan filan böyle. Ana görevden gittiğinde de kemik zırh seti var. Ya şey var yani giyebileceğin balığı evrimleştirebileceğin farklı ağaçlar var. En son ölmeden önceki yere atar dostlar. Nerede ölmeye yaklaştıysanız oraya atar en son. Sıfırdan başlamıyorsunuz abi. Sıfırdan başlasanız. Abo. Permadet mahveden adamı. Ben kaç tane timsahla cebelleştim siz biliyorsunuz mu? Takibi bir hayli zor bu arada. Tuşları bilmeden falan var ya mümkün değil yani gerçekten takibi zor. İnsan mı avlayalım? Olur. Zaten insan avlamaya gidiyorum şu an. Birkaç parça ele geçirir bir evrim atarız. Bu bölgede sevgili arkadaşlar... Lan! Abi! Dur. Avcı verme şu an. Bu timsah beni birazdan halledecek. Parçaladım abi. Parçaladım.
Timsahı parçaladım da canım donmadı. Bir kaplumbağa matlumbağa bir şey yiyeyim. Bir tane daha timsah var burada. La baba, burada niye bu kadar çok timsah var? Bir kedi balığı yiyelim şöyle. İnsanlar var şurada. Albino offroz. Evet, albino şeyler var. Albino deniz canlıları var. Biz insanlara dalmadan evvel şu şeyi bir indirelim mi ya, timsahı? Çünkü bunu indiremem. 15 seviye bu. Hayatım, bizden daha atik olduğunu tahmin ediyorum ama deneyelim. Ölürük. Çok fazla vuruyor bize. Gidip yakınlarda balık yersem, yırsam canım dolar ve ona tekrar dönüp saldırabilirim. Bak, ben biraz can doldurdum, onun canı aynı kaldı. Kaçabilirsek bebeğim. O da boş çar değil yani. Bela geliyor, bela. Amcanı doldurduk da. Lan bir sende mi kuyruk var lan? He? Sende mi kuyruk var? Ağzına tükürdüğüm. Kaçamıyorum. Soluğu götümden alıyorum hayatım. Biraz vitamini, minerali bol kaplumbağadır, kurbağadır bir şeyler yersem. Gel lan. Çizgili turna balığı mısın ne boksun? Aha, fulledim canı. Eğer can değeri aynı kalmışsa belki bir şansım olabilir. Hayatım, zıplatıyor beni. Yedim onu ya. Bu seviye vermedi ama bayağı bir var doldurdu. Bu bir de avlama göreviydi. Bize fazladan parça da verdi. Şimdi taktığımız parçaları evrimleştirip yükseltebiliyoruz. Parçayı verdiği falan da iyi oldu. Bu 15 level'lardan biriydi. Ama zor ya. Gerçekten zor yani. Güzel bir aksiyon oldu ama. Timsah bize az daha köpek balığı kebabı yapıyordu hakikaten. Uyruğu çok güçlü dostlar. Bize bu saldıranlar da yırtıcı bu arada. Sevgili arkadaşlar, bu oyunun şöyle bir özelliği var. Ne yazık ki bu negatif bir özellik. Şimdi oyunun haritasında açık denizler var, tamam mı? Körfez. Körfez'den açık denize çıkıp balina avlamadığınız sürece balinadan bir tane esans düşüyor. Balina esansı. Balina esansı almadığınız sürece bir level dahi olsa bütün yırtıcılar gelip size saldırıyor. Ne yazık ki oyunun böyle bir durumu söz konusu. Yani oyunun kaçıncı saatinde olursak olalım. Ne kadar gameplay yapıyor olursak olalım. Buradaki suya girilir mi oğlum lan? Köpek balığını geçtim. Ölürsünüz lan hastalıktan. Ya oyunun kaçıncı saatinde olursak olalım, o bir seviye şey gelip bize saldıracak bu arada.
Merhaba. Tatlı insancıklar, merhaba. Galiba işinizi yedim. Görev için bir tane daha yemem gerekiyor. Ulan şoförünüzü yiyorum. Tamam. Körfez'deki sıradan insanlardan birini yedim. İnsanlar vitamin ve mineral açısından besleyici galiba. Şimdi bu arada bizim saldırganlık seviyemiz 1 dostlar. Saldırganlık seviyesini 2'ye kasmadan diğer avcı gelmeyecek. Ben şu an ikinci avcıyı aramaya çalışıyorum. Lan aranıyor değil, gel beni bul. Neredesiniz diğer avcılar? Ha? Keşke kitlenme mantığı olsa ya. Her seferinde farklı bir hedefe saldırıyor. Aha. Tamam. Bobby geliyor abi, Bobby. Tender Life Ender, Bobby Bojangles. Ablama bakar mısın? Bir saniye, ben bir nerede olduğunu bulayım onun. Şurada, şu. Tamam, önce avcılarından birini vurayım. Önce avcılarından birini yiyeyim, sonra seni yerim Bobby. Bobby'yi aldım götürdüm. Tatarcan aleykümselam, hoş geldin balım, nasılsın? Aa, taze damat. Tatarcan'ı davulun üstünde oynatmışlar ya. Ben Instagram'da gördüm de. Ama güzel oynuyorsun ha, kardeşim benim. İnan, seni anlayabiliyorum. Şimdi dostlar, takviye kuvvet gelmeden ve dalgıçlar gelmeden özellikle şu avcılardan bir kurtulalım. Hem bir yandan seviye kasalım. Ne yaptılar, ne yaptılar? Balım ama maşallah düğün salonunuz falan, hani hikayeden gördüğüm kadarıyla baya baya doluymuş. Baya sevenim varmış hani. Senin adına gerçekten çok sevindim. Mutluluğunuz bir ömür daim olsun inşallah. Bu arada yenileri gelip bizi bulmadan kaçalım. Buldular bile galiba. Aga beni bir salaydınız be. Tamam, ben buraya girerim. Beni de burada nah bulursunuz zaten. Burada gene orfozlar varmış. Orfozları falan hallederiz. Bir de lağım ağızlı diye bir timsah varmış. 1400 kişi vardı abi. Ekslerimi gördün mü? Balım, 1400 kişi ne la?
Kardeşim siz aşiret misiniz? Şey görmüştüm, şüphem mi vardı abi? Umut Kağan, Prime'ın avantajıyla ikinci yayında teşekkür ederim. Umut Kağan sağ olasın. Bizim düğünde de 40 kişi vardı arkadaşlar. Ankara'dakinden bahsediyorum. Beni sevmiyorlar demek ya, benim sevenim yok demek. Aşkım sen duyurar mısın dedi. Bilmiyorum. Bilmiyorum bebeğim. Kız erkek ayrı ayrı da olabilir, hiç şey yapmadım da. Salonları bayağı doluydu. Maşallah yani. Arkadaşlar aile derken kalabalık olduk. Ben çok düğüne gidiyorum konvoylar. O yüzden gelen çoktu. E tabi ben hiçbir yere gitmeyince. Bizim sünnet olan gece geçen sene 1500 kişi vardı. Herkesi çağırmadığımız halde. Abi 1500'ünün de adını hatırlayamazsın ya. Ben düğünüme gelen 40 kişiden onun adını bilmiyordum falan böyle. Aşkım asosyal bir kocam var. Şimdi burada birkaç tane görev var dostlar yapabileceğimiz. Aşağı inip... Doğru. Doğru. Metehan da vardı. 3. Hanımla ben 4-5 zaten. E yeter canım. Lan tek timsahı yiyemiyorduk. 1 ve 2 atıyoruz ha. Vallahi 2 tane timsah boğdum ha. Bizim koca oğlan gelişiyor ya. Efendim sevgili Max Mercury 7. ayında döndüm babuşum demiş. Max Mercury hoş geldin. 7. ayın kutlu olsun, teşekkür ederim. Siz niye kapının önünde bekliyorsunuz lan? Ah be. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bariyerin arkasındaki balıklardan birini de ısırıp yedim. Süper yırtıcıyı öldür. Süper yırtıcı mı? Süper yırtıcı mı? Ben şurada biraz daha balık kemireyim de. Seviye kasıyoruz bu arada sevgili dostlar. Buradan bir yere gidiş yok. Süper yırtıcı vurma görevi de uzakta ama. Şuraya gitmek istesem mesela. Burada 5 tane insan tüket diyor. Oraya nasıl gidebilirim? Bu yeraltı borularından, boru hattından ulaşılıyordur oraya be. Angry Shark 3D kanka. Yerde parıldayan bir şey var. Merhaba. Şunu yiyip bana can toplatabilir misin? Teşekkür ederim. Sen
Şu adamı yiyebilir miyim? Yayına geçmeden hemen önce attım dostum. Dilersen oradan bakabilirsin. Yayına geçmeden hemen önce attım. Ve ilgin için teşekkür ederim. Yani Teamfight Manager sanırım yeni başladığımız seriler arasında en çok tutulanlardan biri oldu. Bunlar şey mi bu arada? Anthony ailesinin suç mezarlığı. Yok ama bu insanların artık yenecek yanı kalmamış herhalde. Bilmiyorum bunlar insan mı da. Yok aşkım ya, bu şey öylesine bir bölge, hani oyunun dünyasını tanıtıyor. Birazcık şey boşu var yani, insanoğlu doğayı çok kirletiyor. Oğlum ben mi yaptım diyesim geliyor böyle zamanlarda. Bizim burada süper misin? Ben Ankara'da yaşıyorum yani. En fazla göle sıçabilirim ki onu da yapmıyorum. Ve yarıda bırakmıyoruz artık ya sevgili Saykyo, hoş geldin. Bayağı ilerledik. Ya şu an 10. bölüm atıldı ama 15. bölüme kadar falan çekildi yani. Yaşadığın şehri bu kadar sevmen. Aşkım ben Ege'den geldim. Bak beni... nasıl beni... Ya bir tane sandık var burada, ulaşamadım ona. Neyse çok kasmayacağım. Deli deli etmeyeceğim kendimi. Nereden bakacaklarmış? Ankara'da deniz sihir toplayıcısı aranıyormuş. 15 level timsahlardan birine daha daldım. Aa, yanında albino timsah var bir de. İki taneler bunlar. Oo, kaçabilirsek inşallah. Bırak beni lütfen, bırakır mısın? Beni lütfen bırak. Ben gideyim. Ben kendi evime gideyim. Gözümün önü açıldı. Şu senin yanındaki öteki albino nerede lan? Bak bunun kuyruk saldırısını dodge'larsan bir cacık yapamıyor ama dodge'layamazsan da amel defterini kapatıyor. Benim dişlerimde elektrik var bir de. Vurdun mu sersemletiyor bunu. Aa, ben bunu yedim la. Lağım ağızlıymış bunun adı. Ağzına tükürdüğümün. Lütfen besinleri araya vermeyelim. İkisini bir arada görünce bir kaçasım geldi de şimdi hallederiz ya. Bunu hallettiysek diğer albino'ya harbi hallederiz. Hayli hayli hallederiz. Ama diğer albino nereye kayboldu bilmiyorum. Ona da bir vurdum sanırım da. Çok sağlam öldürdük bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani normalde 15 level falan. Şu da suç ailesi avlama görevi. Burada yırtıcı barikü da var. Bak kemik dişler veriyor bu bize. Normalde bazı özellikleri avcılardan kazanıyoruz. Özellikle şu biyo elektrikleri. Geri kalanları da yırtıcılara avlayıp alıyoruz. Hani iki farklı komp yapabiliyorsunuz. Hatta üç galiba. Birisini yırtıcılara avlayarak, diğerini avcılara avlayarak. Öteki de gizli eşyalar vardı galiba. Şeyi hatırlıyorum yani çok net. Gölge zırh seti gibi bir şey vardı oyunda. Şunu bulamadım. Yetişkin ol gel diyor. Mağaraya gitmenin zamanı geldi mi? Evet, evrimleşip organ takacağız. 150 maksimum can ve mürettebatın geri itmesini engelleyeceğiz. Sonar falan upgradelenebiliyor. Bu upgradelenebiliyor. Gövde. Kaplan gövde. Kafa kuyruk muyruk yok zaten daha. Bizim işlerimizin elektriği ne bence? Avladığımız ilk şeyden geldi, avcıdan geldi bebeğim.
Bir can verdim. Yükselteyim mi şunu? Sonar'ın yarı çapı falan artsın. Sonar'ın yarı çapı %100 artsın. Bunu zaten bol bol kullanacağız. Bir 10.000 daha basmayacağım. Bir can alıyorum. Artı 300 can olsun. Hatta bir tane daha can alıyorum. Artı 400 maksimum can ve tekne mürettebatının geri itmesi baya baya engellendi. Tamam. Şu itemleri henüz kuvvetlendirmeyeceğim. Yan ürünleri birazcık kuvvetlendirdim. Çünkü gövde, çene, kafa falan bunlar değişecek. En azından topladığımız itemlerle bir şeyler yaptık dostlar ve gitgide büyüyoruz ha. Kaçıncı kademedeyiz biz? 2,5 metre olmuşuz genç. Sağlık derecemiz iyi. Savunma, hasar ve zırh kötü. Kütlemiz falan büyük. Ama işte saldırıyı falan da yavaş yavaş kasacak. Yani bol bol bu yüzden açıkçası yan görev falan yapıyoruz. Şu organize suç ailesine bir tur daha bulaşalım. Umarım onları patlatırken etrafta şey gelmez. Neyi patlatalım bebeğim? İşte tekne zor hasar yiyor bebeğim. Tam timsahları parçalamaya başladık. Artık 8 seviye timsahtan bir şey de gelmiyor. Vay anasını vay. Bak öyle bir şey yaptık ki sonara öyle bir geliştirdik ki ne kadar uzakta şeyi bile görebiliyorum timsahı. Ya bu arada yeni şey yaptık ya. Upgrade falan aldık. Vursa da bize kolay kolay atamaz. Artı 400 fazladan canın falan var. İşte bak şimdi burada işin kötü yanına geliyoruz sevgili dostlar. Yani işin kötü yanından kastımı anlamışsınızdır. Ben level 40 da olsam o balina esansını almadığım sürece bu Allah'ın 5 level köylüsü bana dalacak. Bütün saldırganlar aşkım. Iskarmoz. Hasarımız az evet. Yani çeneyi upgradeleyebilirim. Dişleri upgradeleyebilirim de. Biyoelektrik seti yapmak zor. Hani aslında set olarak buff alıyor, güç alıyor. Kemik seti yapması daha kolay olur ilk başta elektriğe nazaran. O yüzden kemiği alıp öyle şey yaparız. Ansızın adamın aklını alırım. Sen hayırdır ya? Aa timsaha dalmıyor da bana dalıyor. Eşi oğlusu. Hem timsahla hem sizle mi uğraşacağım lan? Evet, önce timsahı yiyeceğim. Sonra birim bakalım sıra kime geliyor? Onun bunun çocukları geliyorum. Buradan uzaklaşsam iyi olur. Hiç bunlarla kapışmaya çalışmayayım. Suyun üstünden gidersem çok daha hızlı gidiyorum bu arada. O yüzden suyun üstünden gittim. Ama insanların bulunduğu bölgede beni görmesinler mesela. Albino kedi balığı. Şöyle metalin olduğu yere doğru bir pusayım. Şş, sesini çıkarma.
Tamam. Evet dostlar, böylelikle tek tek görevleri yapmaya devam edeceğiz efendim. Oo, bir de bunun albinosu. Şunu da avlayalım. Şunu avladıktan sonra minik bir bölüm arası verelim sevgili dostlar. Ardından döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edelim efendim. Bayağı güzel seviye alıyoruz. Bayağı güzel ilerliyoruz. Man Eater gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek. Lazar da unuttular, farkındayım. Onların icabına bakacağım efendim. Esenlikle kalın. Bay bay.